Başbakan Ahmet Davutoğlu da benzer bir açıklama yapmıştı. Vizesiz seyahat ya da vize muafiyeti özellikle Avrupa Birliği ile ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretinde bu konu yeniden en çok tartışılan başlıklar arasında yerini almış durumda. Peki vizesiz Avrupa nasıl ve ne zaman mümkün olabilecek? Ekibimiz bu sorunun yanıtını aradı. Bakın hangi cevaplara ulaştı. Vizesiz Avrupa gerçekleşirse şayet ilk herhalde Hollanda'ya giderim. Ben de Fransa'ya gitmek istiyorum. Çünkü merak ediyorum Fransa'yı. Avrupa için uzayan vize kuyrukları, günlerce beklenen Schengen vizesi. Bütün bu bekleyiş tarihe karışmak üzere. Bazı evraklar istiyorlar, belli bir kriter arıyorlar. Bilmiyorum neye göre vize veriyorlar ama biraz zorlanıyoruz. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretiyle vizesiz Avrupa hayaline bir adım daha yaklaşıldı. Seyahat özgürlüğü manasına geliyor. Yani bir vize zorunluluğu, vizenin kalkması, serbest seyahat etme özgürlüğü sağlayacak. Demek istediğim yani eğer vize kalkarsa Hollanda. Vize muafiyeti için Türkiye'nin Avrupa'ya giden mültecileri kabul etmesini öngören geri kabul anlaşmasını onaylaması gerekecek. Ancak vizesiz Avrupa gerçek olsa bile bazı koşulları olacak. Serbest dolaşım hakkının ötesinde işte yerleşmek, orada iş kurmak, o konularda sınırlamaların kaldırılması bana çok gerçekçi gelmiyor. İlki de Cevyer Macaristan, Budapeşte. Neden? Oraya hoşuma gitti, bir gördüm böyle, sevdim. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ziyaretinin ardından vizesiz Avrupa ihtimali daha da güçlendi. Peki bizler vizesiz bir Avrupa olması durumunda seyahat için mi yoksa yaşamak için mi Avrupa'yı tercih ederiz? Tatile tabii ki. Yani Türkiye'yi hiçbir yerle değiştiremem yani. Yani. Hiçbir ülkeye gitmem ülkemin dışında. Giderim, tatilimi yaparım, gelirim. CHP